cihazlar var. O cihazlarla içeriden bir tıkırtı duymaya çalışıyorlar. Geride bıraktığımız dakikalarda aktarmıştık sizlere. Jandarma arama kurtarma tabur komutanı yayınımıza konuk olduğunda o da söylemişti. Eğer Allah korusun bir gün enkaz altında kalırsanız sert bir cisimle etrafa vurmaya çalışın. Çünkü bizim cihazlarımız o tak tak sesleri, yani bu sesi tak 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 diye gelen sesi anlayabiliyor. Eğer bağırırsanız nefesinizi çok harcayacaksınız. Bu da sizi yorabilir demişti. Bu çerçevede de şu anda da anladığım kadarıyla tekrar arkadaş şu anda bu arada enkazın üzerinde bir koşturma başladı. Bir noktaya doğru arama kurtarma ekipleri uzaklaştılar. Yandaki binadan kendilerine yönelik bir tehlike mi olabilir? Onu anlamaya çalışıyoruz şu anda. Yandaki binanın, şu anda arkadaşlarım uyarıyorlar. Yandaki binanın yıkılma ihtimali olabilir. Bu çerçevede hemen yandaki binaya biz de dikkat ediyoruz. O bölgedeki arama kurtarma ekipleri hızla yan tarafa doğru koşmaya başladılar. Şu anda bu durumu şöyle anlatayım size. Bulunduğumuz nokta, iki bina yan yana. Sol tarafta Rıza Bey apartmanı var. Sağ taraftaysa genellikle iş merkezi olarak kullanıldığını anladığımız, daha çok avukatlık bürolarının olduğu bir bina var. Sağdaki bina da son derece hasarlı. Ancak şu anda ekranda gördüğünüz bina, o bina hasarlı ancak yıkılmış vaziyette değil. Ancak çok ciddi bir hasarı var. O binaya doğru bir anda baktı yetkililer ve hızla enkaz alanından sola doğru, yani diğer tarafa doğru koşmaya başladılar. Enkazın sol tarafında bir boşluk var ve orada bir kafe var. Daha alt seviyelerde bir nokta. Bir anda yukarı doğru baktılar ve hepsi o noktaya doğru koşmaya başladı. Hala o noktada temkinli bir sürecin olduğunu belirtmem gerekiyor sizlere. Şu anda ekranlarda gördüğünüz işte sağ tarafta gelen bina. Bir saniyenizi rica edeceğim. Anonsu anlamaya çalışıyorum sevgili izleyenler. O nedenle müsaade isteyeceğim size.